Teknosis'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Visual Basic'i tanıyacağız ve panel bir dakika. Ve Visual Basic'te giriş paneli yapımını göstereceğim. İzlemen için. Bu bölümde öğreneceğimiz şeyler. Visual Basic'i tanıyacağız ve Visual Basic'te giriş paneli yapacağız. Öncelikle Visual Basic olmayanlar hemen geçin Google'a bir dakika. Ve kanalım şu an bir duyuru yapacağım. Kısa bir duyuru. YouTube'a geliyoruz. Kanalımıza. Teknoses. Ve buradan şu Facebook sayfamız değil mi? Şu. Buna tıklıyoruz. Ve C# programcılığı var. Buna bir de Visual Basic de dahildir. Bu grubumuza gelip paralı parasız ve ekstradan derslere katılabilirsiniz. Ve şimdi geçelim. Evet, öncelikle bize gereken şey. Geliyoruz Google'a. Google'dan nasıl bir işlem gerçekleştireceğiz diyorsanız. Google'dan şöyle bir işlem gerçekleştireceğiz. Visual Studio size tavsiyem X11.5'i indirmeyin. Pek bir farkı yok zaten. 2010 güzeldir ama yani düşünüyorum şu an size tavsiyem X011.3 2013 benim kullandığım 2013. Buradan değil de şuradan indi. Evet. Burada 2010'u vermiş. Tamam, 2010 da olur. Size 2010'u tavsiye edeyim. 2010 da güzel sonuçta. 2010 da var bende. Neyse, indirin. Aşağıda ben size linkini vereceğim. Şimdi Visual Basic'imizi açalım. Böyle açılıyor. 2012 sürüm. Pardon. Ne 2012 kullanıyor. New Project. Özellikle burada bir sürü şey var. Burayı tanıyalım. Şimdi böyle açılacak. Burada C# ve Visual Basic var. Ay C#. C#'tan kodlayacaksanız burada var zaten. Bir sürü şey. C++'tan burada göz gibi her şey var. Böyle bir şey de var. Bunu bilmem. Online var. Takımınız varsa buradan bir server kurup sanırım. Burayı tam bilmiyorum. Onlarla yapabilirsiniz. Bizim kullanacağımız Installed. Biz Visual Basic dilinde bugün yapacağız. Bugün seçiyoruz ve adını giriş paneli yapacağım ben. Şimdi ders 1. Visual Basic derslerimiz daha iyi olmuş. Şimdi geliyoruz. Bugün neden saat 16'da video atamadım? Birkaç sınava hazırlıkım vardı. Sonra tam atacaktım. O sırada da maalesef elektrikler kesildi. Neyse. Böyle geliyor. Form 1 yazıyor. Kenarda da form hakkında bilgiler var gördüğünüz gibi. Burada form 1 yazıyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Giriş paneli. Göz gibi giriş paneli olduğu adı. Burada fontu ile oynayabilirsiniz. Font nedir? Böyle bir şey. Ve ondan önce aşağıda vereceğim panel indirip bunun daha sonra kullanacağız. Öncelikle bir soru basit tanıyalım. Şimdi burada form ile ilgili ayarlar var. Şimdi biz burada icon var gördüğünüz gibi. Icon'u ben şöyle bir şey yapacağım. Icon nedir diye sorarsanız bilmeyen vardır. Şu kenardaki şey. Öncelikle şunu yapın. Programınızın biz bir klasörünü oluşturuyoruz. Buraya gelip şu güzel basit proportional istiyoruz. Buradan default icon browse ve iconun yerini seçiyoruz. Yoksa güzel olmaz. Kötü bir icon gözükür. Sonra subscribe subscribe items diyoruz ve kaydediyoruz. Sonra da kalıyor. Benim burayla işimiz olmayacak. Kapatalım. Evet. Şimdi böyle detaylı anlatmayacağım.
Böyle şeyler var. Burada toolbox, burada data işleri. Bir data bekleyin. Şimdi toolbox'tan textbox. İki tane textbox. Bir, iki. İki kere tıklayız. Şimdi önceden program yazmak çok zordu artık. Microsoft'un geliştirdiği bu yazılım. Yazılım sayesinde çok basit. Şimdi gözüm ilk tane bunlar textbox deniliyor. Buraya şeyler yazılıyor. Şimdi biz buraya böyle bir giriş paneli yapalım. Biraz design nedir? Konu oraya girelim. Design böyle tasarlamadır. Buradan ben hemen bir picture box. Önce label'ımı alayım. Label 1'e ad koyalım. Şöyle kenardan ad. Kullanıcı adı diyelim. Getireyim. Buraya da label 2'ye şifre diyelim. Ne yapacağımı iyi dinleyin. Textbox 2'ye tıklıyorum ve en aşağılarda password char var. Buraya yıldızı koyacağım. Bu nedir? Onun passwordları gözükmesini istemiyorsanız, böyle yıldız şeklinde çıkmasını istiyorsanız yıldızı koymanız gerekir ya da başka bir şey. Şimdi ben bir picture box koyacaktım. Koyamadım. Koyayım. Bu web design, bu gerek yok. Siz isterseniz gerek yok. Şimdi şöyle güzel bir resim seçeyim ben. Resim. Değil de şöyle visual basit yapalım. Spread image. Evet, böyle. Arka plan rengini buradan değiştirebilirsiniz. Yine form bir ayarlarından şöyle değiştirelim, ne yapalım. Yok, bir renk yok ki. Böyle. Böyle. Şimdi buton lazım bize. Butonu da buradan alabilirsiniz. Daha nereye koyacağız orası? Böyle. Buton buraya koyunuz. Buton adı. Ondan önce buton şeyini ne yapalım biz? Foreground buton. Allah, kafayı. Evet, şimdi bu böyle çok dandik gözüküyor, buton 1. İlk başta adını giriş yapalım. Büyütelim. Şu an bu çok dandik gözüküyor, biliyorum. Bunu düzeltmek için buradan bu değil. Background. Dön. Flat style'a böyle bir sizde böyle olacak. Bunu flat yapınız. Ben şöyle bir şey yapacağım. Pop. Sistem değil. Pop. Bir de flat. Sizin tavsiyem flat yapın. Daha flat gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi programımızın dizaynı bitti gördüğünüz gibi. Ama çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu resmi büyütelim, yedek kalsın. Şimdi gelelim kod kısmına. Buton 1 çift tıklıyoruz. Olmazsa sağ tıklayıp bf kod diyoruz. Ve sizler panel adlı dosyayı indirip bunu kopyalıyorsunuz. Sonra giriş paneline yapıştırıyorsunuz. Şimdi burada form 2 de gözüme bir hata vermiş durumda. Bu neden? Çünkü biz Form 2 nasıl kuracağız? Project Add Windows Form. Bunu Form 2 yapın. Windows Form yapın. Add'in. Ve buraya da Admin paneli yapın. Evet. Stadyum. Şu an böyle bir buraya hata mesajınız. Buraya hata mesajınızı yazınız. Buraya yanlış girdiniz. Kullanıcı adın ne olsun? Admin. Admin. Şifre. Bir küçük. Bir dakika. Evet. 1, 2, 3 yaptık. Şimdi girelim. Admin. 1, 2, 3. Giriş yaptık ve admin paneli açıldı.
Göz gibi böyle güzel bir şey yapabilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olmuşumdur. Daha çok güzel basit videolar isterseniz aşağıdan beğenip like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.